Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bugün gideceğiz. MATLAB'de aslında bu göstermiş olduğum şu andaki kodların hepsini aslında uygulamaya çalışacağız. Şimdi bakın yeni bir script açıyorum. Script açtığımda yine ne yapacağım? Bir boş yorum satırları oluşturuyorum. Bu boş yorum satırlarını oluşturduktan sonra aslında arkadaşlar MCK sisteminin aslında form olduğunu söyleyen aslında bir tane kod oluşturdum. Yorum satırı olarak. Yine her zamanki bir clear all, close all ve clc'yi yaptım. Bunu gidiyorum. Kaydediyorum. Kaydetmemin sebebi aslında basit. Daha sonra bunu kullanabilmek için arkadaşlar. Bir çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra aslında neyi görüyorum? Herhangi bir hata var mı yok mu? Kaydedilmiş mi diye aslında bunları çıkardım. Şimdi bakın gideceğim sırasıyla aslında bu değişkenleri tanımlayacağım burada sistemin içerisinde. Gerçek sistemle aslında bunu oluşturabilmek için gideceğim sistemin parametrelerini vereceğim. Şimdi geliyorum ilk başta initial condition'larımı veriyorum. Benim konumum ilk etapta 0, hızım da 0. Ve x0 ile v0'ın değerini aslında iki etapta da 0 olarak atıyorum. Şimdi gerçek sistemi gerçekleştirebilmem için continuous bir değer vermem gerekiyor. Bunu da aslında sims komutu ile bir tane değişken tanımlıyorum. Bu tanımladığım değişkenle aslında Laplace transformdaki sonuçları çıkaracağım. Ve burada bakın ne yapıyorum? M'i 1, C'yi 2, K'yı da 1 olarak atıyorum. Bundan sonra gidiyorum. Laplace transformun dönüşümüne baktığımda burada ne var? 1 bölü ms kare artı cs artı k ifadesi var. Ve bu ifadelerin hepsini ben ne yapacağım? MATLAB'de uygulayacağım. MATLAB'e girdiğimde arkadaşlar burada ne yapıyorum? Fs çarpı 1 bölü ms kare artı cs artı k ifadesini buraya yerleştiriyorum. Burada fs'i benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Unit step cinsinden tanımlamam gerekiyor ama bunu Laplace transformu ile vermem gerekiyor. Laplace transformu ile ben bunu verdiğimde arkadaşlar 10 çarpı 1 bölü s gibi bir ifade yazıyorum. Bu ne demek? Aslında Laplace transformunda 1 bölü s unit step'i gösteriyor. Unit step'i gösterdiği için aslında ben buradaki değerleri ifade etmek istediğimde 10 ile çarparsam eğer buradaki değerleri ne elde ediyorum arkadaşlar? 10 çarpı 1 bölü s yani 10 bölü s ve bu da zaman domaininde bana ne verecek arkadaşlar? 10 değerini verecek. Şimdi bundan sonra gidiyorum. İşte x'te continuous değerini buluyorum. E-Laplace bir MATLAB'in bir fonksiyonu ve x'si ben buraya girdiğimde bu fonksiyonun zaman karşılığını bana verecek arkadaşlar. Buraya geliyorum. X'te continuous yazdırdığımda bakın denklem karşıma çıkıyor. Bunu ne yapmam gerekiyor artık? Bir tane fplot komutuyla aslında yazdırmam gerekiyor. Buraya bakın. Fplot komutunu yazdırmak istediğimde fplot diyorum. X'te continuous'u yazıyorum. Yazdıktan sonra buna bir sınır değeri koyuyorum. X ekseninde yani zaman ekseninde 0 ile 10 arası diyorum burada. Gridimi açıyorum. Yine X label'ıma zaman parametresini gösteren ifadeyi yazıyorum. Ve Y label'ıma da aslında ne yazıyorum? Pozisyon değerimi yazıyorum. Metre cinsinden. Şimdi bunu çalıştırıp denediğimde arkadaşlar bakın grafikte ne elde ediyorum? 0'dan 10. saniyeye kadar aslında yükselen bir tane grafiğim var ve bu grafiğe ben verdiğimde ne yapmış oluyorum? 10. değere kadar götürdüğümde aslında bunu yapıyor. 15'e kadar yaptığımda arkadaşlar bunun tamamen oturacağını şu anda görebiliyorum. Bakın 10 değerine bu sistem oturuyor. Çünkü bizim K değerimiz aslında burada 1 yani. 1 olduğu için aslında birebir bir şekilde bunu oturtuyor. Eğer buradaki değer 2 olsaydı bu 5 değerine oturacaktı. Bunu daha görünür kılmak için ylim komutunu kullanıyorum. 0 ile 20 arasında. Ve bakın 10 değerine oturduğunu tekrardan doğru bir şekilde size gösteriyorum. Şimdi bakın buradaki değer bizim referans değerimiz olacak. Ve bu referans değeri olduğu için aslında biz artık ne yapacağız bu değerle? Bu değeri kullanarak karşılaştırma yapacağız yaptığımız solver'da. Gideceğim ben şimdi burada nümerik sonucu almak için bir tane daha sekme oluşturuyorum. Bu nümerik sonuçları elde etmek için gidip ne yapacağım? Benim forward difference denklemimi aslında kullanmaya başlayacağım.
Bu yüzden bakın gidiyorum. Öncelikle bir örnekleme periyodumu veriyorum. Verdikten sonra arkadaşlar initial time ve final time'ı veriyorum. Buradaki initial time'ım benim 0 olacak. Final time'ım 5 veya 10 veya 15. Artık ben ne değer yazarsam o olacak. Şimdi geliyorum. T'yi tanımlıyorum. T'yi tanımlarken burada ne yapacağım arkadaşlar? T'den başlatıp dt artımla tf eksi dt'ye kadar gideceğim ve bunun transpozunu alacağım. Bunun transpozunu aldıktan sonra artık ne kadar noktayı burada içerildiğini öğrenmek için ne yapacağım? Gideceğim bir tane değişken tanımlayacağım aslında arkadaşlar. Bu değişkene ne diyorum ben? Length of loop diyorum. Eşittir diyorum. Buraya geliyorum. TF eksi TI bölü DT ifadesini koyuyorum. Yani benim aslında döngümde bu kadarlık bir veri var. Bakın T'yi ifade ederken burada eksi DT demiştim. Bu eksi DT'yi çıkardığımda aslında niçin yapıyorum? Forward difference da aslında kullanılması için bu denklemin yapıyorum arkadaşlar. Şimdi geliyorum burada. Benim XTF değerimi tanımlıyorum. Bu XTF değerim neyi gösterecek aslında burada? Benim ifadelerde yazdığım aslında konum değerimi tutan dizi olacak. Altta da VTF dizimi tanımlıyorum. Bu dizide de arkadaşlar aslında yine zerosla tanımlıyorum. Length of loop virgül 1 yazıyorum. Yani burada da aslında satırları bu zaman parametresindeki sayılar kadar oluşan bir tane dizi tanımladım. Input'um için ise arkadaşlar gidiyorum ne yapıyorum? F eşittir 10 çarpı once diyorum. Once burada neyi gösteriyor? Bana birden oluşan diziler oluşturuyor. Buraya gideceğim ne yapacağım ben? Length of loop'u yazacağım. Ve yine virgül 1 yazacağım arkadaşlar. Yani her saniye boyunca bunun üzerinde 10 Newton'luk bir kuvvet olduğunu ben var sayıyorum. Şimdi buraya geldiğimde initial conditionlarımı tekrardan veriyorum. XTF'in birinci elemanına ne atamam gerekiyor? X0'a atamam gerekiyor. VTF'nin birinci elemanına V0'ı atamam gerekiyor arkadaşlar. Bu V0 ve X0'ı ben burada atadığımda artık sistemim buradan başlamaya çalışacak. Burada gidiyorum bir i değişkeni tanımlıyorum. I değişkenini 1 ile arttırıp nereye kadar gideceğim? Length of loop'a kadar gitmem gerekiyor arkadaşlar burada. Yalnız eksi 1'e kadar gitmem gerekiyor. Bu nedenle forward difference da aslında i artı birinci değere gitmemesi için ben ne yapıyorum? Bunu eksi 1 yapıyorum ki işte atıyorum 999'a kadar geldi. Birinci değeri koyduğumuzda bakın x 1001. değere ulaşmaya çalışacak. O yüzden aslında bunu ortadan kaldırıyorum. Şimdi gidiyorum burada xtf'nin içerisine geldiğimde k artı 1 virgül 1 eşittir. Ne yazacağım? Buradan bakıyoruz. Bu ifadenin içerisindeki değerlerde ne var? 1z1 artı dt z2 değeri var arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. xtf k virgül 1 yapıyorum. Artı dt çarpı vtf k virgül 1 yapıyorum arkadaşlar. Ve bu benim aslında z1 k artı 1 birli denklemi ifade eden denklem formu oluyor. Ve initial conditionları da zaten burada bakın dikkat edin yazıyorum bunu. Aklınızın karışmaması için aslında burada. Şimdi buraya geliyorum. VTF'nin k artı birli denklemini yazıyorum. Virgül 1 diyorum. Eşittir. XTF'nin yani VTF'nin birinci elemanını alacağım. Bakın burada. Z1 çarpı eksi KDT bölü M ama diğeri de Z2 çarpı 1 eksi C bölü M çarpı DT ifadesine ulaşıyorum. Yalnız ben yukarıdaki formu kullanmam daha kolay. O yüzden yukarıdaki formdan bakın. Z2K ifadesi var ya. İlk gideceğim onu yazacağım burada. VTF k virgül 1 artı dt çarpı şimdi benim artık o derivatif terimlerinin hepsini ben buraya yazacağım. Continuous time'da da bunu gösteriyor. FK bölü m yazıyorum. Eksi c bölü m çarpı VTF değeriyle çarpacağım çünkü hız değerini aslında burada alıyor. Eksi k bölü m çarpı XTF k virgül 1 değerini buraya koyuyorum arkadaşlar.
Şimdi bakın buradaki değerleri ben bu şekilde atadığımda artık sistemin içindeki bütün parametrelere göre birinci parametreni ne yapıyorum? Önceki değerini atıyorum. K'ıncı değerini. K artı birinci değeri bulmak için aslında artı dt'lik ifadesinin aslında burada üstüne ekliyorum arkadaşlar. Buraya ekledikten sonra artık benim kodumun bu etaptan sonra çalışması gerekiyor. Çünkü bütün kodların hepsini bitirdim. Bakın yukarıdaki kodu gidip PowerPoint'teki sunudan aldım. Sunudaki kodun aynısını buraya uyguladım. Şimdi bakın buraya gidiyorum. Hold on yazıyorum. Hold on yazdıktan sonra plot t virgül x tf. Yani benim konum değerlerini burada yazdırayım diyorum. Çalıştırıyorum. Bakın burada osile eden bir sinyal çıktı. Demek ki bizim aslında burada kodumuzda bir yerde hata var arkadaşlar. Bu hatayı benim çözmem gerekiyor. O yüzden bakın gidiyorum. Öncelikle bir denklem takımımı kontrol ediyorum. X tf k virgül 1 artı d vtf. Bu tamamen doğru. Vtf k artı 1 virgül 1. 1. Bu da doğru. Vtf k virgül 1. Bu da doğru. Artı dt çarpı fk m eksi cm vtf k 1 eksi km x tf k 1. Bu da doğru. Dtm'i öncelikle bir bakıyorum. Dtm'in değerini büyütüyorum. Bazen solver'larda bir hata oluşabiliyor bu şekilde. Önce bunun bir değerini büyüttüm. Gerçekten burada osilasyon arttı. Demek ki aslında burasıyla alakalı çok bir şey yok. O yüzden bakın bir dizlerimin değerlerine bakıyorum tekrardan. Ve şunu görüyorum arkadaşlar. Bakın k değerini ben girmiştim ya burada. Bu for döngüsünün içerisinde k'nın değerini ben hep arttırıyorum. Bu yüzden k'nın değerini değiştiriyorum. O yüzden indisleri değiştiriyorum arkadaşlar bakın burada. Bunların hepsini tekrardan iyi yapıyorum. Bu hatayı aslında gidermek için bu i'leri değiştiriyorum. Şimdi bakın i'leri değiştirdikten sonra arkadaşlar burada bu tf'nin değerini de 15 yapayım. İkisi de aslında görünür olsun benim için. Bunu tekrardan çalıştırdığımda arkadaşlar ne elde edeceğim? Bakın vtf'yi gözlemliyordum. Xtf'yi tekrardan yazdırıyorum. Bakın xtf'yi yazdırdığımda birebir üstüne oturan sinyal formlarını görüyorum arkadaşlar. Legend'larını koyuyorum şu anda. Legend'larda bir real'ı bir de gerçekten gideyim ne yapayım? Benim forward difference'lı denklemimin sonucunu koyayım. Çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra arkadaşlar benim karşıma ne çıkıyor? İkisi de birbirinin üstünde aslında iki tane sinyali burada görüyorum ve hata çok küçük bir şekilde gerçekleşiyor. Burada dt'yi küçültüyorum. Dt'yi küçülttükten sonra gidiyorum ne yapıyorum? Bir kere daha çalıştırıyorum. Gerçekten burada bir hata olacak mı olmayacak mı? Bakıyorum. Gerçekten biraz bozulmalar yaşandı ama çok küçük bozulmalar arkadaşlar. Baktığımızda gerçekten 0.1 saniyede örneklediği için burada belli bir fazla aslında aralıkta sorun çıktı. Ama bu bizim için önemli değil. Çünkü aşağı yukarı sistemin karakteristiğini doğru çalıştırıyor. O yüzden bakın çok abartıyorum şu anda. Dt'yi 1 yaptım. 1 yaptıktan sonra bakın dikkat edin. 0'dan atladı ve direkt yukarı çıkarak 1 değerine buradaki ifadede aslında bu denklemde ulaştı arkadaşlar bu ifade. 0.001 değerinde buraya koymuş oluyorum. Şimdi bakın burada f'in gidip farklı aslında sinyal formlarında biz bunu denemek istersek cos 2 çarpı t diyorum. Yani sinüzoidal bir sinyalde aslında buradaki denklemin sonucu nasıl olacak onu bir irdelemeye çalışıyorum. Şimdi bakın buraya geldiğimde yukarıdaki sinyal aynı kaldı. 10 Newton değerinde kaldı. Ama aşağıdaki sinyal aslında bunu yapmadı. Bu yüzden bunu yeni bir figürde göstereceğim arkadaşlar. Legend'ı siliyorum. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda kosinüs sinyalinin bakın karşılığı olarak aşağı yukarı 0.2 ile 0.-0.2 ile 0.2 arasında bir sinyal oluştu. Ve gerçekten sistemin doğru çalıştığını artık ben rahat bir şekilde söyleyebiliyorum arkadaşlar. Denklemlerim de tamamen doğru. Ve biz ne yapıyoruz aslında burada arkadaşlar? Şunu yapıyoruz. Biz yukarıdaki formu yani şu an gösterdiğim formu aslında uyguladığımızda bu denklemler ayrı ayrı first order bir şekilde bakın şu anda çözdürülebilecek hale geliyor arkadaşlar. Ve bakın burada göstermem gereken şey şu. Yukarıda PowerPoint'e baktığımızda bakın Z1'in terimi ZK artı 1 yazıyoruz ya. Bu ZK artı 1'de Z1'in terimi var artı DT çarpı sadece Z2'nin terimi var bakın. Ve yine FK'nın içerisinde herhangi bir terim yok. VTF1'in içerisinde arkadaşlar sadece ne var? Z2 var ilk etapta. Bakın bunun içerisinde sadece Z2 var. Artı DT çarpı bakın
DT'yi bütün hepsinin parantezine almıştım. DT FI bölü M. Burada ne var? Eksi C DT bölü M ve eksi KM çarpı XTF I değerine ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Bu yüzden bakın ben bu denklemlerin bütün formlarını aslında doğru bir şekilde çıkardım ve gerçekten bu sistemi first order olarak aslında higher order bir sistemi burada kullanabildik. Neyle kullanabildik aslında? Değişkenlerin bakın değiştirilmesiyle, state space yaklaşımıyla. Bu yüzden bundan sonraki derste ne yapacağım? Aslında Python'da bunu gerçekleştirmeye çalışacağım arkadaşlar.